1950'ye kadar Tepeyaskan'a gelen araba geçişi 1950'ye kadar Mikonos en fakir ada. Evet. Çünkü hiçbir şey yok. Sonra? Bakıyorsunuz ne yeşillik var, ne tarih var, ne bir şey yetiştirebiliyorlar. Biraz balıkçılıkla uğraşıyorlar. Bir de sünger çıkıyordu o zamanlar. Hatırlıyorum. Tabii, evet. Çok az, hiçbir şey yok yani. Evet. Peki ne olmuş da burası bir yana böyle kalkınıyor? Şurada tabii gözükme şu anda var. İleride bir ada var. Adanın ismi Delos Adası olarak geçiyor. Delos Adası antik çağda ikiz kardeş olan Zeus'un çocukları olan Artemis, Apollo ve Apollo'nun doğduğu yerdir. İkiz kardeşleri bunlar. Türkiye'de şu anda en iyi korunan ikiz kardeşlerin olduğu yer Apollo'nun Artemis Tapınağı. İkiz anlamına gelen Didim. Evet. Didim dedi. Anneleri de Lito. Dolayısıyla burası antik çağda Apollo'nun kim? Güneş tanrısı. Günümüze baktığımız zaman da güneş ışınlarının en dik indiği nokta Delos Adası. Ama Delos Adası'nın diğer bir özelliği var. O dönemlerde büyük bir liman, ticaret limanı. Bu bölgeye hakim bir ticaret limanı. Çünkü konumu itibariyle, çünkü bak bugün esmiyor ama normalde burası çok rüzgarlı alan bir bölgedir. Rüzgarlar kapalı bir liman olduğu için bu liman hızla gelişiyor. Ve çok zenginleşiyor. Ve bugün gitmiş olduğunuz Atina'daki, Atina'nın kurulmasına, aynı zamanda Apollon'un tapınağı, Atina tapınağının yapılmasına neden olan Perikles bu limanı iptal ediyor ve paraları topluyor, getiriyor Atina'ya. O yüzden burayı incelemek için ada tamamıyla ören gibi şu anda. Hiçbir yapılaşma yok. Güzel. Bütün ada ören gibi şu anda. Burayı incelemek için gelen arkeologlar ne yapıyorlar? Mikonos'a geliyorlar ve burada korkmamak istiyorlar. Korkmama yardımcı oluyor, evreni açıyor ve ufak bir pansiyonculuk başlıyor bu şekilde. Ve bir dedim de biliyor Mikonos'u bu şekilde. Ama asıl Mikonos'u tanıtan Avrupa'ya burada partilerin yapılması, buranın elinden nasıl olması nedeni Onassis. Onassis ne yapıyor buraya? Avrupa'ya burada adanın güneş sahillerinde güzel büyük sahiller var. Yatmaları da buraya insana getiriyor evlerle ve burada Avrupa'ya partileri düzenliyor. Ve adanın bir parti Elce Adası dönüşmesi sağlıyor. Hala yapıyor. Ve biraz tabii gelinen ne oluyor? Biraz daha serbest fikirli. İşte çıplak kampları yapıyor. Adanın güneylerinde. Özellikle 80 yıllarındaki o hippiler hepsi buraya geliyor. Efendim, ve güzel bir Elce Adası oluyor. Ve halk da bir şey demiyor. Göz yumuyor. Niye? Çünkü para ediyor. Ve böylelikle ada şu anda en zengin. Cakiye'ye hediye ettiği ada burası mı acaba? Cakiye mi? Burası. Yok, burası o. Scorpion adasıdır. Scorpion adası. O daha ufak bir ada. O da kilise ait. Ama Jackie. Burası Onassis ve Jackie Kennedy ile kesişmiş bir adadır. O yüzden ülkelerde böyle ufak ufak kafe barlar var. İsmi JQ falan, Onassis falan var çünkü orada kalmıyor. Ve aynı zamanda burası bir gay adası. Yazın burası doluyor. Evet. Bir özelliği de o. Evet. Hadi bakalım. Biz Naşka Pırmışka, Naşka Puşka gidiyoruz. Gürültü geldi yani. Balıkçı balığına olan biz limanı görüyorsunuz. Orada var. Ufak bir kilise var görüyorsunuz. Bakın mavi kubbeli bir kilise var. Ufacık. Orası Aziz Nikolaos. Birinci yani Aziz. Aynı dinle görmüştük. Bu şekilde burada inşa etmişler. Demirle bakın biz böyle geldik. Çünkü biz Atina'dan, Pia'dan geldik. Şeyden geseydik, Çeşme'den geseydik, Çeşme'den o zaman böyle gelecek. Taraftan geldik. Tam karşımızdaki gelsen, ada, ismi Tinos adası. Tinos. Devamında bir ada daha var. Gelirken Saros'ta kalmıştı. Orası da Sinar hepsi harita üzerinde bir daire oluşturuyor. Bir söyledim mi? O dairenin parçaları bunlar. Evet. Yani bunların hepsi dairesel adalar topluluğu olarak geçiyor. Ve bütün bu adaların yönetim merkezi var. Her bir bölge yönetim merkezi var. Bu adaları yöneten merkez de karşıdaki adaydır. Siros adası. Siros'a gittiğiniz zaman gördüğünüz ilk limana indiniz. Yapılar bu şekilde değil.
mavi kubbeli evler, pisler falan yok. Tamamıyla neoklasik evler var. Niye? Çünkü mübadele döneminde İzmir'den gidenler bir kısmı Sivas'a yerleşiyorlar ve eski İzmir evlerini orada inşa ediyorlar. Ve böyle bir meydan var, paralel giden yollar var. Sanıyorsunuz ki kendinize eski resimlere bakarsanız eski İzmir evleri var orada. Rum evleri adanın, dediğimiz misin? Adanın ismi de Siros'tur, Siros. Karşıdaki ada Tinos Adası. Tinos Adası Meryem Ana Manastırı var. Çok büyük. 15 Ağustos'ta orası bir hacı olma yeri aslında bakarsanız. Herkes, bütün Ortodokslar, özellikle Yunanlılar 15 Ağustos'ta oraya gidip dua ediyorlar. Bizim Siros Adası'nın Osmanlı ve Türkiye olan tarihi, orada olan bir bayan var. Bir sultan var. Dizisi oynadı. Kösem Sultan. Kösem Sultan. Kösem Sultan efendim buralıydı. Tinos'luydu. Evet. Şimdi biz böyle gidelim. Efendim yürüyeceğiz. Gidelim abi. Osmanlı tarihine git. Hep korsanlar tarafından saldırıya uğruyor. Dolayısıyla halk ne yapmış? Halk evleri böyle hep iç yapmışlar ki kapalı konulabilsinler. Ve eskiden evlere giriş kapısı alt kapı değildi, üst kat. Bak şurada görüyorsunuz merdivenler var. Bütün eski bütün olsun evlerinin giriş kapıları üst katta. Merdiveni kaldırıyorlardı, buluyordu işte. Ama şimdi takmayın, tabii betonlaştı ama yine de bütün evlerin girişi böyle göreceksiniz merdivenlerle yukarı çıkıyor. Ya korsanlara nasıl ekmek falan satıyorlar? Korsan para vermez ki, zap. Korsan satmıyorlar hiç. Öbür gün edecek kimlerine. Ters dubleks diyebilir miyiz? Evet abi. Ters dubleks. Evet. Bir bayanın heykeli var. Bayanın heykeli Mado. Mado dondurmalarının şeyi. 1821'deki Osmanlı'ya karşı ayaklandığı zaman savaşan bayan. Çünkü Yunanistan 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yaşamıştır. 1821'de Mora Yarımadası'nda çıkan ayaklanmayla bağımsızlığını kazanmıştır. Sadece Mora Yarımadası'nda ama. Atina daha sonra katılıyor. Selanik 1912'de. Mado ile bir resim çektirelim o zaman ya.
Şahıs Yüngül ve kaptan yapıyor. Kendi evi bir şey yok. Şimdi doğaları kabul etsin diye. Bunlar hepsi özel mülktür ama. Bazıları sadece ifade açıktı. Her gün diyelim. Bazı günlerde hangi ise, hangi Aziz Ait ise bu yazar orada Aziz'in gününde açılır. O günden öldüğü gündür aslında. Onu anımsamak için dualar yapılırken o zaman açıktır. Çok kapalıdır. Ama bu dakika senin çoğu açıktır. Şuna değil de şuna göç açıktır. İsterseniz valizlerinizi onun üstüne bakırsanız kapınız önüne sabah kolaylıyor bak. Bakmasak çok bir şey olmaz. Kendi üstüne. Hayır. Tamam. Bakın. Bir de telefonlara bakıyorum. Daha çok bir de. Dur. 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 Dur.